Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma bu mikrofonlarda teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızda etkilerini konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz yaz tatili arası vermeden. Bu hafta her yaştan, her meslekten, kadın erkek her cinsten bir girişimcide olması gereken özellikleri konuşacağız. Girişimciliği konuşacağız. Kendisi de girişimci olan girişimhaber.com koordinatörü İdris'cim beraber olacak bizimle. Ona sorular yönelteceğiz. Bir girişimcinin neler olması gerektiğini, hangi özelliklerin olması gerektiğini uzun uzun konuşacağız. Ama öncesinde programımıza en baştan beri destek olan sponsorumuz TürkSat'a bağlanacağız ve hayatımızın her alanında hayatımızı kolaylaştıran E-Devlet, Türkiye Gov.tr E-Devlet kapısının bir özelliğini artık ekibimizin bir parçası olan Tuğan Avcıoğlu ile konuşacağız. Tuğan Bey hatta sanırım. Tuğan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun. Yeni konu ve konukla beraberiz. Konuyla beraberiz. Girişimciliği konuşacağız. Türkiye Gov.tr'den hangi özelliği bugün anlatacaksınız bize? Çok yakın zamanda açmış olduğumuz bir hizmetten bahsediyor olacağım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sunduğu bir hizmet. Bildiğiniz üzere şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarıyla ilgili bir görevi var bakanlığın. Tamam. Orada bu şehit ve gazi yakınlarının bazı özel hakları oluyor devlet tarafından verilen. Yakınlarından işte kardeş olabilir, birinci derece akrabalarını, istihdam hakkı ve ücretsiz hayat kartı veriyorlar. Yani bu şehir içerisinde kullanmak üzere ücretsiz hayat kartı. Hı hı. Buradaki başvuru sonucunu da E-Devlet kapısından görebiliyorlar bu kullanıcılar. Süper. Daha önce bunu sorgulayabilecekleri bir alan yoktu. Ve bu ilgili makamlar da sorgulanabiliyordu. Şimdi bunu sorgulanabileceği bir alan olmuş oldu E-Devlet kapısında. Yakın zamanda bu tür başvuruları da alabileceğimiz, sosyal yardım başvurularını da alabileceğimiz bir nokta olacak E-Devlet kapısı. Kart sonucunu evet. Görebiliyor. Bu kart çıktı mı çıkmadı mı? Doğru mu? Doğru. Evet. Kart hakkı var mı yok mu? Veya işte istihdam edildi mi? Diyelim bir devlet kurumunda istihdam edilecek. Kardeşi vefat etmiş, şehit olmuş bir kişinin veya gazi olmuş bir kişinin kardeşi bir yerde istihdam edilecek. Onun sonucunu buradan görebiliyor. Hmm, süper. Çok şey hani kolaylaştıracak bir şey. Belki birçok bürokratik işlemi. Sonra gidip o kartı alacak tabii. Tabii. Kartını postayla da alabiliyor. Ya da gidip Sosyal Yardım Dayanışma Vakfı'nda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sunduğu, çalıştırdığı bir şey, vakıf. O vakıf üzerinden de gidip işlemlerini yapabiliyor. Ama sonuç olarak E-Devlet kapısında bunu sorgulayıp görebiliyor. Hı hı. Yakın zamanda işte sosyal yardımlar tarafında da başvuru haklarını da buradan yapabilecek. Yani başvuruyu da buradan başlatacak. Dolayısıyla tamamen online bir işlem olmuş olacak. Süper. Abi hiç durmadan çalışıyorsunuz. Buradan ben teşekkür etmek istiyorum Dijital Hayat ekibi olarak. Hiç bitmiyor yani özellikler. Hep bir adım öteye gitmeye çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Tuğan Avcıoğlu'nu Türkiye Gov.tr'den onu dinledik. Girişimciliği konuşacağız. İdris Bey'le beraberiz. İdris Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırlı yayınlar. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Bugün girişimciliği konuşalım istedik ama girişimcinin özelliklerini konuşalım istedik daha çok. Çünkü evet. Bu konu hangi özellikleri olmalı? İşte doğuştan mı, sonradan mı olunur? Siz de bu işte hem bir girişimci yönünüz var hem böyle bir haber sitesinin genel yayın yönetmenliği yapıyorsunuz. Neler dersiniz? Eylül 2010'dan beri girişimcilik üzerine çeşitli kategorilerde, 30'a yakın kategoride haberler yayınlıyoruz. Türk insanını, Türkiye'yi girişimcilik alanında bilinçlendirmek amacıyla. Tabii bu haberleri yayınlarken bizim de paylaştığımız içeriklerde, yaptığımız gözlemlerde girişimciliğin özellikleri nelerdir? Bunları tabii 3 aşağı 5 yukarı belli bir kategorize ediyoruz. Bunları gözlemliyoruz çok ciddi bir şekilde ve haber olarak yayınlıyoruz. Ben genelde hani çok bir soru vardır böyle girişimci olunur mu yoksa girişimci doğulur mu? Ben bu soruyu çok doğru bulmuyorum. Aslında girişimciliğin özelliklerinden bahsederken hem doğuştan gelen hem de sonradan kazanılabilen özellikler var. Bunları çok iyi
analiz etmek lazım. Kişinin kendisinde bunları gözlemlemesi lazım. Eksik kısımları varsa, doğuştan gelmeyen özellikler varsa bunları geliştirebildiği özellikleriyle beraber geliştirip iş fikrine veya sosyal girişimci ise sosyal fikrine ya da siyasi girişimci olabilir. Başka kulvarlarda da çünkü girişimcilik tanımı biraz aslında bilinenden geniş bir tanım. Bu alanda kendini başarıya çok rahat ulaştırabilir. Yeter ki kendini tanıyabilsin. Ve kendini geliştirebilirsin. Yani bu işin yaşı yok aslında. Tabii ki. Cinsiyeti yok. Kesinlikle. Statüsü yok. Kesinlikle. İnsan bu özellikleri kazanırsa, biraz da hani doğuştan da bazı şeyler geliyorsa, dediğiniz gibi sadece ticari anlamda değil, hı-hı, toplumun her kademesinde, her işte kendini bir adım öne çıkarabilir. Mesela neler var? Kesinlikle. Bu konuda. Örneğin doğuştan gelen özelliklere bakalım. Yani kişi hangi özelliklere sahipse bir girişimci, başarılı bir girişimci olabilir. Bunları biraz konuşalım. Öncelikle genelde halk dilinde bilinen cesaret. Yani kişinin cesur birisi olması lazım. Risk alabilmesi lazım. Tabii ki hani başka bir terim daha vardı. Cahil cesareti veya deli cesareti değil. Bu anlamda ayakları yere basan bir cesaret. Kişinin bir kere cesur olması gerekiyor. Birinci etken. İkinci etken kişinin iç motivasyonunun, iç enerjisinin yüksek olması gerekiyor. Çünkü hani biz girişimciliği sürekli böyle pembe tablolar içerisinde aslında insanlara anlatıyoruz ama arka tarafta çok ciddi anlamda gayretler, çabalar, fedakarlıklar söz konusu, yorulmalar söz konusu. Çeşitli defalarca insanların, girişimcilerin bir nevi doğal testlere, iş dünyasındaki doğal testlere tutulması söz konusu. Bu anlamda kişi her düştüğü zaman, girişimci her yere düştüğü zaman tabiri caizse kendini tekrar ayağa kaldırabilecek iç motivasyonu, iç enerji kendisinde barındırması İçten gerekiyor. İçten yanmalı motor gibi yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani dışarıdan gelen etkenler olumsuz olsa bile girişimci eğer analizlerinde, gözlemlerinde ve o iş fikrinin uygulandığı pazardaki konuma göre kendinden eminse tekrar ayağa kalkmasını bilmesi gerekiyor. Hı hı. Bunlar haricinde tabii girişimcinin aslında biraz da sıradanlığı değiştiren buluşçu ve çığır açan birisi olması gerekiyor. Yani hani o sonuçta anaokuluna gidiyoruz, ilkokula gidiyoruz, ortaokul, lise, üniversite derken aslında belli bir sistem içerisinde, belli bir öğrenilmiş sistematik içerisinde insanlar yetiştiriliyor. Evet. Bu noktada girişimci bu eğitim süresince, bu eğitime rağmen aslında sürekli farklı şeyler düşünebilmeyi, sürekli yeni şeyler düşünebilmeyi kendi içerisinde tutması lazım. Farklı yani, bakabilmek. Kesinlikle farklı bakabilmesi lazım. Bir diğer özellik, yine bununla beraber çünkü sürekli konuştuğumuz özellik olduğu için değineceğim hemen, hayal kurabilmesi lazım. Aynı yani, şey aslında. Büyüdükçe, evet, büyüdükçe biz sürekli ön yargılar kazanıyoruz ama sistemin bize kazandırdığı ön yargılara rağmen sistemi de kesinlikle tabii ki sisteme karşı durmadan ya da sisteme rağmen o ön yargıları bir şekilde kazanmadan girişimcinin sürekli farklılıkları bulabilmesi lazım, keşfedebilmesi lazım. Bu nasıl olacak tabii? Bu eğitim veya eğitimin olanakları veya ailesinin ona kazandıracağı olanaklar. Mesela ben deney yapmayı çok önemsiyorum. Hani ufak çocuk yaştan itibaren. Belki bu bir farklı bakmayı kesinlikle kazandırabilir. Aslında bu doğuştan gelen bir yetenek. Kişinin fıtratında olması gereken bir yetenek ama bu yetenek olmasa bile daha sonradan yine bu yetenek geliştirilebilir ama bu yeteneği en verimli kullanan kişilerin daha çok doğuştan bu yeteneğe sahip olan tabiri caizse bir aykırılık olması lazım kişide. O aykırı gözle bulunduğu ortama bakabilmesi lazım. Yani hep denir ya üçüncü bir göz olarak yani hem iki gözden birisi olacak hem de üçüncü bir göz olarak bulunduğu ortamı, iş fikrinin veya ticari girişiminin yaşadığı o süreci tepeden gözlemleyebilen birisi olması lazım. Yerinde durmayacak. Belki var olan şeylerden biraz rahatsız olacak. Kesinlikle. Farklı biri olacak. Yani her şey yolunda gidiyorsa bir dakika bir yerde bir yanlışlık var. Her şey bu kadar mükemmel gitmemeli. Acaba bir türbülansa doğru mu gidiyoruz diye sorgulayabilen birisi olması lazım. Mükemmel olduğu zaman bile. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunlar haricinde tabii yine doğuştan gelmesi gereken sorumluluk alabilmesi lazım. Sorumluluk üstlenebilmesi lazım. Yani çünkü girişimcilik öyle bir olgu ki sizin birkaç alanda uzman olmanız veya yetenekli olmanız yetmiyor. Bir sürü alanda yeteneklerinizin, meziyetlerinizin olması lazım. Ve bu alanlardaki sorumluluklardan kaçınmamanız gerekiyor. Yani bir şirket kurarken sizin A'dan Z'ye bütün süreçlerinde o süreçlerin hepsinde var olmanız gerekiyor. Yeri geldiği zaman sizin inisiyatif almanız gerekecek, sorumluluk almanız gerekecek. Orada
fikrinizin gerektirdiği kadarıyla sorumluluk alabilen insanlar gerçekten başarılı oluyorlar. Bu anlamda da yani inisiyatif alabilen, sorumluluk alabilen, hani vardır ya böyle okullarda çocuklar arasında böyle gözlemleriz 5-10 kişilik bir grupta. Hep bir lider vardır. Hep evet. Sorumluluk alan, inisiyatif alan, karar vermeye çalışan bir kişi vardır, bir çocuk vardır. Bu da gerçekten başarıya ulaşma noktasında. Girişimcinin bir özelliği bu yani. Kesinlikle. Yani kişilerde bulunması gereken bir girişimcilik özelliği. Onun haricinde girişimcinin samimi olması lazım. Bütün kurduğu iletişimlerde, etkileşimlerde farklı yollara başvurmadan insanları ikna edebilmesi lazım. Bu hakikaten samimiyetten geçiyor. Yani iş fikrine samimi olarak inanması lazım. Etrafındaki insana samimi olarak ekibine. Davranıp ekibine ve müşterilerine, kullanıcılarına hitap ettiği herkese aslında o fikir çerçevesinde samimi bir şekilde yaklaşıp onların güvenini kazanabilmesi lazım. Güven verebilmesi lazım ya. Aslında. Bir diğer özellik girişimcinin fırsatçı olması lazım. Burada tabii kötü anlamda fırsatçılık değil. Hayatı boyunca önüne gelen fırsatları değerlendirebilen, yakalayabilen, bir dahakine demeden o fırsattan mümkün mertebe yararlanabilen birisi olması gerekiyor. Bir diğer girişimcinin yine doğuştan gelen özelliği aslında yardımsever de olması gerekiyor. Yani sadece maddiyatı düşünen, sadece hani kapitalizm, emperyalizm gibi terimleri sürekli kullanıyoruz ve kullanılıyor, duyuyoruz bu terimleri. Bu terimlere mahkum kalmadan aynı zamanda işinin, iş planının, iş fikrinin bir tarafında onun topluma ne katıyor, insanlara, çevresindeki insanlara ne katıyor gibi. Ekibine ne katıyor, kesinlikle. Yani hem tüketicisine, kullanıcısına, hem ekibine, hem girişimciye, hem de baktığımız zaman totalde topluma ne kattığını çok ciddi şekilde yargılayabilen, sorgulayabilen birisi olması lazım. Yardımsever olarak ben bunu özetliyorum. Geçenlerde mesela buna örnek olabilir belki güzel. Türkiye'nin en büyük internet sitelerinden biri satış yapıldı ve oradaki evet. O satış ekibi, söylemekte sakınca yok peki, yemeksepeti.com evet. Basında da çok yer aldı. Oradaki yöneticilerin, lider kadronun bütün ekibiyle satıştan belli bir payı paylaşması mesela çok haber de oldu bu. Kesinlikle. Belki bu yardımseverliği örnek olabilir. Kesinlikle. Yani bulunduğunuz ortamda bir katma değer oluşturuyorsunuz. Bu katma değeri hak ettiğiniz belli bir meblağa exit'ini yapıyorsunuz, çıkışını yapıyorsunuz ve bu çıkıştan kazandığınız payı bile bölüşebiliyorsunuz. Bu aslında çok ciddi anlamda baktığınız zaman sonraki girişimler için, sonraki adımlar için çok ciddi bir samimiyet gösterisi. Samimiyet gösterisi ve yardımseverlik gösterisi. Hani sadece bu kişinin bencil değil, aynı zamanda çevresindeki insanları, ekibini ve toplumu düşünen birisi olduğunu gösteriyor. Uzun vadede kişinin çok işine yarayacağını düşünüyorum girişimcinin. Bu söylediğiniz şeyler aslında sonradan insanın çabalayarak, çalışarak da sanki edinebileceği özelliklermiş gibi. Yani tecrübelerle beraber hata yapa yapa yani özellikler gibi. Tabii. Ben aslında bunu doğuştan ve sonradan kazanabilen özellikler diye iki ayırmamın sebebi, eğer bu özellikler sizde doğuştan varsa siz hep bir adım önde oluyorsunuz. Eğer bu özellikleri sonradan öğreniyorsanız, her bir laf vardır, her öğrenmenin bir maliyeti var. Bu maliyetler sizi başarıya ulaşma noktasında ister istemez geç bırakıyor, geri bırakıyor ve bazı şeyleri erteleye ilerlemenize sebep oluyor. Hani şu gibi, yani bir yokuş çıkıyorsunuz, motoru güçlü olan bir arabanın bir anda çıkması var, motoru düşük olan bir arabanın peyderpey gaza basa basa zorlaya çıkması var. Biraz evet. Ona benzetiyorum. Hemen buradan dilerseniz sonradan kazanılan özellikler nelerdir? Yani bir girişimcide bulunan ve sonradan kazanılabilen özellikle nelerle, bunlara bakalım. Baktığımız zaman benim en çok gözüme çarpan özellik sadelik. Yani hayatı sade yaşayabiliyor mu? Kolay yaşayabiliyor mu? İş fikrini sadeleştirebiliyor mu? İnsanların çok rahat anlayacağı bir şekilde bu fikri modelleyip belli bir gelir modeline dönüştürebiliyor mu? Bu çok önemli. Çünkü bugün dijital çağda yaşıyoruz ve her anlamda stres, bombardıman altında olduğumuz bir dünyadayız. Ve bizim kullandığımız ürünler, aldığımız hizmetler artık sade olmayı gerektiriyor ki bizi çok fazla yormasın. Yani aslında biraz hangi ürünü kullanıyorsak veya hangi hizmetten faydalanıyorsak faydalanalım. Ürünün, hizmetin sade tarafına kaçıyoruz. Bizi çok fazla yormayacak tarafına kaçıyoruz. Eğer bu sadelik özelliğini girişimciye, iş modeline uygularken, iş fikrini uygularken bunu öğrenip, nasıl uygulandığını öğrenip fikrine yansıtırsa, hakikaten çok kompleks fikirlere girmeden, çok kompleks çalışmalara girmeden, çok ciddi meblağlarda yatırımlara, sermayelere gerek kalmadan hızlı bir şekilde çıkış yakalayan bir iş kurabileceği aşikar. Karmaşık şeyler artık insan hayatından giderek uzaklaşıyor. Kesinlikle. Çünkü daha çok fazla hizmet ve servis olduğu için, özellikle teknoloji alanında belki, sade şeyleri sevmeye başlıyoruz. Kesinlikle. Tasarım olarak, kullanımlık olarak vesaire. Ve gelişen teknoloji aslında işin kompleks tarafını artık yüklenmeye başladı.
Çoğu sistemler bu yüzden otomatize oluyor ve insan artık yöneten tarafta, karar veren tarafta olmak istiyor. Tüketen tarafta ve üretimin de karar verici noktasında olmak istiyor. Bu yüzden sade olan girişimciler, sade iş fikri kurabilen, sade hareket edebilen, sade yaşayabilen insanlar dolayısıyla diğer karmaşıklıktan gelecek yorgunluğu çok daha fazla işlerine odaklayabiliyorlar. Hayatlarına, geri kalan hayatlarını daha verimli bir şekilde geçirmeye süper çevirebiliyorlar. Bunun haricinde tabii girişimcinin odaklanabilmesi lazım. Yani bugün baktığınız zaman artık dünyada büyük şirketlerde her şeyi yapan şirketlerin sayısı giderek azalıyor. Tek bir ürüne veya tek bir hizmete veya ana hizmet seçip onun etrafında birkaç hizmete odaklanan büyük firmaların, markaların sayısı giderek artıyor. Bu da aslında dünyadaki iş modellerinde de büyük değişikliklere sebebiyet veriyor. Yani sizin biraz önceki bahsettiğim sadelikle de biraz alakalı. Belli bir alana odaklanmanız gerekiyor. Belli bir ihtiyaca, belli bir çözüme odaklanmanız gerekiyor ve orada bir ürünle veya bir hizmetle bir çözüm sunmanız gerekiyor. Ve girişimciyseniz eğer bütün analizlerinizden ve değerlendirmelerinizden sonra o alan, o fikrin doğru olduğuna inanıyorsanız artık hayatınızdaki diğer ticari çalışmaları bir kenara bırakıp yavaş yavaş oraya odaklanmanız gerekiyor ki motivasyon herhalde. İşin hakkını verebilirsiniz ve gözünüzden kaçan bir şeyin kalmaması gerekiyor. Bir diğer özellik girişimcinin büyük resmi görebilmesi lazım. Yani sadece iş fikrine gömülü kalmadan aynı zamanda o sektör için, o piyasa için, bulunduğu bölge için, şehir için, ülkesi için ve dünya için, bulunduğu coğrafya için, dünya için o alandaki bütün gelişmeleri az ama öz bir şekilde genel anlamda büyük resmi oluşturabilecek kadar, yani puzzle'dan herhangi bir parça kaybetmeyecek kadar görebilmesi gerekiyor. Bu da sonradan girişimcilerin kazanabileceği özelliklerden birisi. Hani bu saydığım sonradan kazanabilen özellikleri insanlar eğer girişimciler kendilerini geliştirirlerse rakiplerinden, diğer oyunculardan çok çabuk bir şekilde daha öne geçebiliyorlar. Büyük resmi görmek için herhalde dünyayı iyi takip etmek lazım. Hem bulunduğun yeri hem dünyayı, gelişmeleri vesaire. Hep gözleri açık olması lazım. Kesinlikle. Hangi iş kolunda çalışıyorsak. Yani gömülüp sadece o işi yapmamak lazım. Sana. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten hani girişimciliğin, iş fikrinin hayata geçirmesi sürecinde fikir sahibinin, girişimcinin, yöneticinin belli bir kademeye kadar işin içinde full odaklı olup belli bir kademeden sonra, belli bir eşik değerinden sonra artık ekibini genişletip yüksek tarafta, hani geminin en yukarısında karayı gerektiği zaman görebilen, buzdağını gerektiği görecek zaman diyor, buzdağını görebilen kesinlikle noktada yavaş yavaş kendini o noktaya çıkarması gerekiyor. Bu da o girişim başlamadan bu özelliğe sahip olmayabilir ama girişim yaşarken bu özelliğini kesinlikle geliştirmesi gerekiyor. Yani büyük resmi, dünyada neler olup bittiğini, büyük trend eğilimlerinden fikrin nasıl etkilenebileceğini, olumlu veya olumsuz manada ve oradan gelebilecek fırsatları veya negatif şeyleri görebilmesi ve ona göre önceden planlı olabilmesi gerekiyor. Bu dedikleriniz yapması için belki belki söyleyecektiniz. Ekip, iyi bir ekip kesinlikle oluşturmak. Kesinlikle. Ekip kurabilen, ekip, yani ekip kurabilen ve ekibini iyi seçebilen, çalışma arkadaşlarını iyi seçebilen birisi olması gerekiyor girişimcinin. Burada tabii fikrin gerektirdiği teknik özelliklere sahip olacak kişilerin olması gerekiyor. Burada iş fikrinin teknik tarafına da biraz hakim olması gerekiyor. Onun haricinde bir ekipteki motivasyon nasıl sağlanır, performanslı bir çalışma ortamı nasıl oluşturulur ve insanlar o fikre nasıl inandırılabilir? Bu anlamda çok ciddi anlamda kişinin aslında şey olması gerekiyor. Bu ekip yönetme, ekip kurabilme ve ekibin motivasyonunu yüksek tutabilme becerisine sahip olması gerekiyor. O ekibe de sonra sahip çıkma, işte yardımseverlik dediniz. Kesinlikle. Sonra ekibi kuruyorsunuz, ekip dağılabilir. Yanınızdaki insanlar biri başka yerlere gidebilir. Aslında burada girişimcinin biraz da dünyadaki şirket modellerini incelemesi gerekiyor. Ülkemizde maalesef hani küçük olsun benim olsun gibi bir anlayış var ama bu anlayıştan yavaş yavaş büyük olsun bizim olsun anlayışına geçmemiz gerekiyor ilk olarak. Burada işte belki girişimcinin fikre sahip çalışan ekipteki kişinin o fikre sahip çıkması için belki o kişiye sadece maaş değil, sadece prim değil, diğer şeyler değil, artık belki hisse vermek gerekiyor belli bir meblağda. Artık çağımızda özellikle ben hani teknolojiyi takip ettiğimiz için teknoloji firmalarını bu çok yaygın. Yani parlak ve o projeye inanmış, şirkete, yapıya, o inovatif düşünceye sahip çıkmış çalışanlar
birer hisse verme. Herhalde bu Avrupa'da, Amerika'da daha iyi, çok yaygın bir kültür. Kesinlikle. Yani Silikon Vadisi kültürünü dediğimiz aslında kültür biraz da baktığımız zaman totalinde %20 buna dayanan bir kültür. Ve bu kültür sayesinde girişimler bütün o yaşam boylarında A'dan Z'ye girişimin içerisinde olan kişilere, ekip kişilere, yetenekli çalışanlara, yetenekli insanlara, hatta iç girişimcileri kendi ekiplerinde tutmayı başarabiliyorlar. Bu da aslında çok ciddi bir kazanç bir girişim için. Çünkü düşünün, siz bir çalışanınıza, ekipteki bir çalışanınıza bir sene, iki sene, üç sene yatırım yapıyorsunuz ve en verimli olacağı zamanlarda eğer siz o kişiyi, o fikri inandıramazsanız, o fikrin geleceğine, o kişiye maddi veya manevi sağlayacağı kazançlara inandıramazsanız veya dünyayı değiştirmeye o fikirle beraber inandıramazsanız burada çok ciddi girişimin başarısı noktasında zayıf noktalar ortaya çıkıyor. Sadece benim dememeli yani. Kesinlikle. Patron veya fikrin sahibi bunu yayabilmeli. Çok kolay bir şey değil tabii bu söylediğiniz. Evet, evet. Yani bunu dağıtmak. Özellikle ülkemizdeki KOBİ'lerde çok ciddi bir sıkıntı var bu anlamda. Aile şirketlerinde yine benzer şekilde sıkıntılar yaşıyoruz ama bu trend artık bütün dünyaya yayılan bir trend ve başarılı olan insanların, açık görüşlü, geniş düşünebilen insanların yavaş yavaş uygulaması gereken bir trend. Çünkü yani bugünün şartlarında zaten çalışan insanlar severek yaptığı, inanarak yaptığı işlere, fikirlere hakikaten kendilerini verebiliyorlar. Ve en önemli olan şey oradaki motivasyon ve bir şeyler katabilme, o fikre, o şirkete, o girişime bir şeyler verebilme. Sadece mesai saati değil. Yani ekstradan yeni fikir anlamında, yeni görüş anlamında, farklı kırılımlar, farklı kanatlar oluşturabilme anlamında çok ciddi katılımlar bu sayede sağlanabiliyor. Kendi işi gibi çalışmak diyebilir miyiz aslında? Bunu, evet, evet, çok güzel özetlediniz. Kesinlikle öyle. Kendi işi gibi çalışan bir ekibe sahip olmak herhalde. Başarı şirketlerde ben onu görüyorum çünkü. Yani o dediğiniz şeyleri yapıyorlar ve çalışanlara da kendi işine, en azından bir ekibe, hani tüm çalışanları olmasa bile sahip çıkacak elemanlara. Kesinlikle. Bilmiyorum, ekleyeceğiniz şey var ama ben çok bir şey soracağım. Mutlaka vardır işte burada para yönetimini bilmek, muhasebe bilmek. Bu çağda tabii hepsini bilmek çok zor ama hepsi bir araya geldi diyelim. Ama gene olmadı. Ne olacak? Girişimimiz başarılı olmadı. Şimdi burada girişimcinin bu özelliklere sahip olması gereken bu özellikleri sıraladık aslında. Daha özellikler de var dediğiniz gibi. Burada önemli olan ikinci kısım, yani bunları birinci kısım olarak, birinci aşama olarak görürsek, ikinci aşamada girişimcinin yatırım yaptığı, üzerinde odaklandığı fikrinde ne kadar doğru fikir olduğu çok önemli. Yani siz bütün bu özelliklere sahip olabilirsiniz, tamam, ama yanlış bir fikre odaklandığınız zaman, yanlış bir fikri ticarileştirmeye çalıştığınız zaman bütün bunlar şey olabilir. Ama başta yanlış olduğunu düşünmeyebiliriz ama o, yani sonuçlanınca mı yanlış sonuçlandı? Yanlışmış, ne yapacağız yani? Bu aslında tabii ki yani kişinin hayatında belli bir kayıp. Ama totalde baktığımız zaman, bir ömre veya bir toplumun geleceğine baktığımız zaman çok ciddi bir kazanç. Bizim burada kaybetmeyi de bir kazanç olarak görebilmemiz lazım. Hem bireyler olarak hem de ülke olarak. Bu da aslında sonradan kazanılabilen bir özellik. Hani son 10 seneye kadar ülkede her başarısızlık çok ciddi anlamda kayıp olarak görülürken, ben o trendin yavaş yavaş değiştiğini, hem yatırımcılar tarafında hem işverenler tarafındaki hataların artık tolere edildiğini görüyorum. Bu çok güzel bir gelişme. Dediğiniz gibi başarı her şey değildir yani. Başarı her şey değildir. O süreçte sizin kazandığınız her maddi ve manevi şey, topluma kattığınız, ekibinize kattığınız her tecrübe aslında ciddi anlamda bir kazanım ve bir sonraki fikri daha başarılı bir şekilde hayata geçirmek için gereken en büyük şeylerden birisi. Evet, tecrübe diyoruz değil mi ona? Evet. Belki de yani, evet. Kısacası. Tecrübe. Çok değerli bilgiler verdiniz. Bir girişimcinin özelliklerini anlattık ama sonunda onun başarı veya başarısından ziyade tecrübe olarak bakılması toplum tabii için. Onu... Bir aslında şey vardır, bunu özetleyen, biz zaferden değil seferden sorumluyuz. İnsanlar olarak. Süper. Yani biz elimizden geldiğince ticari anlamda, diğer bütün alanlarda bunu genişletirsek sefer yapmak durumundayız. Bizim görevimiz buraya sefer yapmak, yapmaya gelmek. Topluma, ülkeye katkı değer sağlayacak seferler yapmayacağız. Yapacağız ama zafer o biraz da takdir-i ilahi. Süper. Zafer değil, seferden sorumluyuz. Buradan tüm gençlere, dijitalcilere duyurulur. Çok teşekkürler. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyorum. Geldiği konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim. Bu hafta girişimciliği konuştuk. Değerli İdris Cin'le girişimhaber.com takip etmenizi de öneririm. Her hafta dijital bir konuyu, hayatımızı etkileyen bir konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bizi Twitter ve Facebook adreslerimizden takip edebilirsiniz. İyi hafta sonları, iyi günler. Türksat Dijital Hayatı sundu.